3-5 yıl sonra Evet. bu davanın kurbanlarının siz hakimler ve savcılar olacağını hep beraber gideceğiz dedik. Hakikaten bunu söylediğimiz zaman 2009 yılı 13 Kasım'ı 2014 yılında o savcılar, o yargıçlar yani 5 yıl sonra gerçekten de hücrelere atılmaya başlandılar. Onlara o zaman da söylemiştik. Biz bu hücrelerden çıkacağız, oraya siz gireceksiniz dedik. Şimdi bakın ve şu önemli, devrimlerde ne oluyor? Bir durum, hakim durumda olanlar hapse düşüyor, hapiste olanlar dışarı çıkıyor. Bu bir devrim alametidir. Türkiye bu yargılıyor FETÖ yargıçlarını, FETÖ savcılarını. Türkiye yargılıyor, Yargıtayımız yargılıyor. Bu aynı zamanda basit bir kişisel yargılama değil, Türkiye'nin çok köklü bir karara, büyük bir değişikliğe gittiğini gösteriyor. Düşün, dün onlar kürsüdeydi, bugün sanık sandalyesinde ve hücredeler. Biz dün hücredeydik ve sanık sandalyesindeydik. Bugün milli hükümet için iktidara yöneliyoruz ve Türkiye'nin önündeki süreçte budur. Yargıtayımızın onları adil bir şekilde yargılayacağını çok iyi biliyoruz. Çünkü Türkiye yargıçların yargının altın dönemini yaşıyor. Onların bize yaptığı gibi efendim sahte delillerle, uydurma kanıtlarla, gizli tanıklar peydahlayarak değil, gerçek delillerle, gerçeğe dayanarak şimdi suçlular sanık sandalyesindedir. Bu Türkiye'nin çok köklü bir dönüşüm dönemine girdiğini gösteriyor. Silivri Duvarı'nın yıkılması bir dönüm noktasıdır. Çünkü orada Türkiye özgürleşti. Yalnız bizler, Türk ordusunun komutanları ve Vatan Partisi yöneticileri özgürleşmedik. Daha önemlisi orada Türk ordusu özgürleşti, Vatan Partisi özgürleşti, Türkiye özgürleşti ve 2014'ten bu yana yaşadığımız olaylara bakalım. FETÖ'nün üzerine yürüdük, FETÖ darbesini ezdik, PKK'nın üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri yürüdü. Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki o koridorunu, Amerikan-İsrail koridorunu Türk ordusu yardı ve dostlarımızla buluştuk bu süreçte. İran'da, Irak'la, Suriye'yle de hatta ve Rusya'yla bu Türkiye'nin köklü bir dönüşüm dönemine girdiğini gösteren olaylar.